Önceki videolarda alınan mesafe yer değiştirme hakkında konuşmuştuk. Bu videoda ise bu kavramları bir boyutlu sayı doğrusu üzerinde incelemek istiyorum. Aynı zamanda işin içine biraz da matematik katacağız. Şimdi şöyle bir sayı doğrumuz olsun. Şuraya 0 diyelim. 1, 2, 3, 4 diye devam etsin. Negatif tarafa da eksi 1, eksi 2, eksi 3 koyalım. Ve diyelim ki elimizde bir limon olsun. Limonu şöyle sayı doğrusu üzerindeki sıfıra koyalım. İlk olarak sağa doğru 2 ilerlesin. Bunu artı 2 ile gösterelim. Daha sonra buradan sola doğru 3 gitsin. Şöyle sola 3 gitsin. Negatif için eksi işaretini kullanacağım. Ardından sola doğru bir daha ilerlesin. Sola doğru ilerlediğini belirtmek için bunu da eksi 1 ile gösterelim. Şu ana kadar öğrendiğimiz alınan mesafe ve yer değiştirme bilgilerimizi kullanarak bu noktanın aldığı mesafeyi bulmaya çalışalım. Alınan mesafe. Videoyu durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin. Hatırlayalım, alınan mesafe toplam yolun uzunluğuna, yani bu noktanın yolculuğu boyunca gittiği toplam yola eşitti. Öyleyse alınan mesafe eşittir, sağa doğru 2, yani artı 2, sonra sola doğru 3. Bakın burada önemli bir kavram var. Mesafeler hakkında konuşuyorsak onları pozitif veya negatif olarak değerlendirmeyiz. Bizi yalnızca aldığımız yolun mutlak değeri ilgilendirir. Yani bir yön belirtmeyiz. Peki yönü ne zaman belirtmemiz gerekiyor? Aslında bu sayı doğrusu üzerindeki pozitif veya negatiflik bize bir yön belirtiyor. Ama eğer mesafelerden bahsediyorsak yönlere dikkat etmemize gerek yok. Sadece büyüklükleriyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla burası 2 artı 3 artı 1 olmalı. Buradaki birin sola veya sağa doğru olması önemli değil. Pozitif veya negatif bir olması da önemli değil. Çünkü yalnızca mutlak değerini yani büyüklüğünü dikkate alıyoruz. Dolayısıyla bu örnekteki alınan mesafe 6 birim ediyor. Sayı doğrusu üzerindeki birimlerimiz neyse o kadar birimlik yol almış oluyoruz. Eğer bunlar metre cinsinden olsaydı o zaman cevabımız 6 metre olurdu. Peki yer değiştirme için ne söyleyebiliriz? Şöyle bir hatırlayın yer değiştirme konumdaki net değişimi ifade ediyordu. Yazalım yer değiştirme. Burada yer değiştirme ne olur? Yine videoyu biraz durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin. Yer değiştirmeyi şöyle düşünebilirsiniz. Son konum bunun için x'i kullanalım. Buraya da x diyelim. Öyleyse yer değiştirmeyi x son yani son konum eksi ilk konum olarak yazabiliriz. Bu da aslında sadece konumumuzdaki değişimi ifade ediyor. Peki buradaki konumumuz ne kadar değişmiş? Son konumumuzun nerede olduğuna bir bakalım. En son eksi 2'ye geldik. Yani x eşittir. Eksi 2 son konumumuzmuş. İlk konumumuz neresiydi? Başlangıçta 0 noktasındaydık değil mi? O zaman eksi 2 eksi 0 eşittir eksi 2 oldu. Bunu yukarıdaki sayı doğrusunda nasıl görebiliriz? Başlangıçta buradaydık. Yalnızca konumumuzdaki net değişimi düşünün. İlk başta bu noktadaydık. Gittiğimiz yoldan bağımsız olarak sola 2 gitmiş olduk. O zaman yer değiştirmemiz eksi 2 oldu. Yer değiştirmede büyüklüğü düşünmekle kalmayıp hem büyüklüğü hem de yönü dikkate alıyoruz. Peki sadece eksi 2 dediğimiz zaman yönü nasıl belirtmiş oluyoruz diye düşünmüş olabilirsiniz. Bunun gibi bir boyutlu durumlarda işaret bize yönü gösterir. Yani yer değiştirmedeki işaret bize hangi yön olduğunu söyler. En başta negatifin sola, pozitifin de sağa doğru olduğunu kabul ettik. Bir boyutlu bir dünyada çalıştığımız için de yalnızca bu iki yöne gidebiliyoruz. Eğer bir boyutlu bir dünyadaysak ya da yalnızca bir boyutlu düşünüyorsak, sonuçta işaret bize hangi yön olduğunu gösterir. İşte bu yüzden büyüklüğünü ve yönünü dikkate aldığımız yer değiştirmede sonuçtaki işaret bizim için bir anlam ifade ediyor ama yalnızca büyüklüklerin önemli olduğu alınan mesafede işaretin bir önemi olmuyor. Sadece büyüklükleri toplamamız yetiyor. Yer değiştirmeyi şöyle de düşünebilirsiniz. İlk olarak sağa doğru 2 yer değiştirdik. Yani artı 2. Buradaki artı sağa doğru olduğunu gösteriyor. Ardından sola doğru 3 yer değiştirdik. Bu da eksi 3. Son olarak da sola doğru bir daha yer değiştirdik. O da eksi 1. Yer değiştirmeden bahsederken bu yüzden işaretleri önemsiyoruz. Bunların hepsini topladığımız zaman net yer değiştirmeyi eksi 2 olarak buluyoruz. Ama daha kolay olsun diyorsanız son konumdan ilk konumu çıkararak sonucu bulabilirsiniz.